önce davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için aslında zor bir konuşma ve çok uzatmamaya çalışacağım. Mümkün olduğunca karşılıklı sohbete dönmesi için. Çünkü Zülfiye ile haberleşerek bir konu saptadık ama aslında çok zor bir konu. Zaman yaklaştıkça bunu nasıl toparlarım endişesi sardı beni. Çünkü ilan ettiğimiz konu, yanılmıyorsam, Ernst Bloch ve Ütopya, değil mi? Gerçekten fazla şumullü, fazla geniş, fazla büyük bir konu. Ama sonuçta ödevimiz bu ise, bir ucundan girip ben bu başlık altında bana önemli gelen birkaç nokta üzerinde durup sonradan karşılıklı sohbete geçelim isteyeceğim. Başlangıçta da madem konumuz Ernst Bloch ve işte Ütopya düşüncesi ve özel olarak Ernst Bloch'un düşüncesi, biraz ondan bahsedeyim. Bir gaf yapmayacağımı umarak. Yani kim bu adam? Bu adam çok ilginç, sıra dışı bir filozof. Aşağı yukarı hayatı 20. yüzyılı kat etmiş birisi. Marksist bir filozof. Marksist, komünist bir filozof. Fakat birçok bakımdan farklı, kendine özgü yanları olan birisi. Hayat hikayesine baktığınız zaman Almanya'da bayağı parlak bir tahsil ettikten ve epey erken bir yaşta saygın bir konum edindikten sonra işte Nazi iktidarının gelmesiyle beraber kaçıyor, kaçmak zorunda kalıyor. Önce Avrupa'da, sonra Amerika'ya kaçıyor. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra bir dönem Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin, yani Sovyetler Birliği'nin hani o zamanki bakışta uydusu olarak görülen Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin bir tür resmi filozofu oluyor. Çünkü onun kratında, onun şöhretinde, ağırlığında birisinin Doğu Almanya'da yaşamayı tercih etmesi çok büyük bir puan Doğu Almanya için ve onu çok koltukluyorlar, çok pohpohluyorlar. Bir süre orada hakikaten yani devletin en değerli aydınlarından biri olarak görülüyor. Fakat bu çok uzun sürmüyor. Çünkü hem Doğu Almanya'da rejimden rahatsız olan, hani bir işçi iktidarı olarak kendini meşrulaştıran bir iktidarın işçi hareketine karşı, oradaki işçi protestolarına karşı izlediği tutumdan rahatsız oluyor, bunu belli ediyor. Bir de bu işte başyapıtı, az evvel andığımız Prinzip Hoffnung, umut ilkesi, bunun yayınlanması kaşların çatılmasına yol açıyor. Çünkü klasik resmi Marksizm'den, resmi sosyalizm ya da komünizm yorumundan farklı bir yorum var. Marx'ın Hegel'i aştığını ama bu aşmanın onu aynı zamanda içeren bir aşma olduğunu, dolayısıyla Hegel'i bir kenara bırakmamak gerektiğini, tekrar ona dönmek, zaman zaman ona dönmek gerektiğini söylüyor ve çok idealist bulunuyor, çok metafizik bulunuyor kitap. Hatta uzun süre yayınlanması geciktiriliyor. Velhasıl hatta tutuklanmanın eşiğine geldiği söyleniyor o dönemde. Velhasıl bu artık orada rahat edemeyeceğini görüp tekrar, yani tekrar değil, Batı Almanya'ya geçiyor. Çeşitli bir iki üniversiteden sonra işte sizin onu gördüğünüz Tübingen'da ders veriyor. Çok ileri yaşlarında, yani 80'li yaşlarında bile mitinglere katılan, çok aktif, canlı, çok farklı bir şahsiyet. 68 hareketine, Almanya'daki 68 hareketine kendi kuşağının ve genel olarak Marksist filozofların birçoğu çok şüpheyle bakarken, o fazla anarşistçe, kontrolsüz ve biraz lümpence görürken o isyanı, çok heyecanla yaklaşıyor. Onun için onlar da onu çok seviyorlar. İşte Alman 68'inin ünlü öğrenci lideri Dutschke ile hatta baba oğul gibi oluyorlar bir dönem. Ve son anına kadar ders vermeyi de sürdürerek işte 80'lerinin sonunda, yanlış hatırlamıyorsam, ölüyor. Bloch şu bakımdan ilginç birisi. Ya benim onunla ilgilenmem ve bu konuda yapmamın söz konusu olması, işte o meşhur başyapıtı dediğimiz toplam takribi 1600 sayfalık o umut ilkesini çevirdim.
ve onun düşüncesiyle de o çeviri sürecinde tanıştı büyük ölçüde. Ya sadece ilginç olduğu için insan çevirmez tabii. İlginç olan birçok şey var. Benim açımdan çok böyle fazla öznel ve şahsi bir yere sürüklememek kaydıyla şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum. Benim kendi yazıp çizdiğim, ilgilendiğim konularla bir kenetlenme noktası vardı Bloch'un düşüncesinin. İzin verirseniz biraz şahsilik yapmak uğruna ondan bahsedeyim. O da şu. Şimdi ben 1900 işte lise sonlardan, üniversitenin başından itibaren yani böyle okuma yazmaya merak duyduğum yani 12 Eylül dönümünden itibaren en çok merak ettiğim ve ilgilendiğim konu sağcılar, genel olarak sağcılardı. Ya ben solcu, yani 70'lerde solcu olarak sosyalleşmiştim. MHP, faşistler, İslamcılar, sağcılar en geniş anlamıyla nasıl derseniz. En çok ilgimi çeken konu buydu ve en çok da bu konuda çalıştım, yazdım. Çalışmayı da sürdürüyorum. Çünkü neden ilgilenme gereği duymuştum? Özellikle yani Maraş katliamı bu konuyla ilgilenme itkisi vermişti bana. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani insanlar nasıl bir duyguyla, nasıl bir itkiyle komşusunu öldürebilir? Yani tamam, bana şey çok yüzeysel ve ikna edicilikten uzak geliyordu. İşte beyinleri yıkanmış, propaganda, kandırılmışlar ya da ne bileyim çıkar, basitçe çıkarla, bir çıkarla güdülenerek bunu yapmışlar. Hiçbiri bunu açıklamaya yetmiyordu. Yani gerçekten ne hissederek, neye kızarak, nasıl bir duygusal ve zihinsel yönelimle bunu yapabiliyorlar, nasıl böyle düşünebiliyorlar? Ya bunu anlamak lazım. Benim yani heyecanla aslında okuma yazma işlerine, işte siyasal bilgiler okumaya vesaire ithal hep en çok buydu. Bu da Bloch'un derdi gücü bu değildi kuşkusuz ama Bloch'un düşüncesi ve arayışıyla dalma hevesini bana veren buluşma noktası burası. Çünkü Ernst Bloch da Nazi iktidarının yükselişini incelerken ve daha sonra onun üzerine konuşurken şuna dikkat çekmiş, çok etkileyici bir sözü var. Diyor ki bu o dönemde işte komünistler hep hakikatten, gerçekten söz ettiler. Doğru ve gerçek olanı anlattılar. Fakat bunu hep o gerçekliğin ve hakikat olduğunu düşündükleri şeyin soğuk nesnelliğini insanlara sürekli anlatarak yaptılar. Naziler ise yalan söylediler. Tamamen yalandan bahsettiler. Ama bunu insanlara hitap ederek, insanları anlatma heyecanı ve azmiyle yaptılar. İnsanlara konuştular. Yani dertlerini, heyecanlarını ona aktarma şevkiyle konuştular. Bu bence önemli bir. Bu beni çok çarpan bir noktaydı. Yani Ernst Bloch iki ütopya lafından hala bahsetmedim. İki odaka dikkat çekmeye çalışacağım. Biraz bununla bağlantılı. Birisi ondaki bu ütopya kavramı. İkincisi din meselesine bakışı. Birbirle de bağlantılı bunlar ve bu hani benim sözünü ettiğim kendi ilgi noktamla da bağlantılı. Şimdi ütopya Ernst Bloch için çok kurucu bir kavram. İşte kitabına adını veren umut ilkesi. Yani umudu başlı başına bir ilke olarak koyuyor zaten kitabın adından itibaren. Sadece bir duygu değil, yani keyfi ya da arızi ya da tesadüfi bir şey değil insanın umutlu olması ya da olmaması. Umut, üretilmesi gereken, inşa edilmesi gereken, ayakta tutulması gereken, yani insani melekelerimiz arasına katılması gereken bir yetenek gibi düşünüyor. Biraz bu şunla bağlantılı. Gündüz düşleri kavramı var onda. Yani insanların geceliğin uyuduklarında tesadüfen gördükleri düşler değil, birazcık hayallerinin etkisiyle, birazcık arzularının etkisiyle ama aynı zamanda bugüne ve bu dünyaya ilişkin sezgilerini de katarak geleceğe ilişkin geliştirdikleri hayaller, gündüz düşleri. O bunu insanın bilgi kaynaklarından ve onu eyleme yönelten
insani donanımın asli parçalarından biri sayıyor. Bu yeteneği. Fantezi kurma, gündüz düşleri kurma, hayal etme yeteneği. Bu anlamda bir tür doğru metafizikten bahsediyor ya da sahih metafizik. Bunu bildiğimiz metafizikten şöyle ayırıyor. Ona göre bildiğimiz klasik metafizik işte fiziki olanın ötesinde, üstünde, dışında, berisinde bilemeyeceğimiz bir şeyler arar. Ona göre doğru metafizik fiziken olanın görebildiğimiz, somut olarak görebildiğimizin potansiyel olarak içerdiği ihtimalleri, imkanları düşünmek. Dolayısıyla halen var olanın bilinemeyecek böyle aşkın anlamda tasarlanamayacak, insan idrakine sığmayacak bir yanını falan değil, insanın sezerek, hayal ederek ve bizzat hayal edip yaparak o gerçekliği dönüştürebileceği o kuvveyi bulmak orada. Hani kuvveden fiile çıkarmak deriz ya. Kuvve. Onun için çok temel bir kavram. Kuvveye bakmak. Onun metafiziği o. Ve ona göre bizim bilgi, dediğim gibi bilgi donanımımızın, insan yeteneklerinin asli bir parçası o. Yani insan aklederek, deneyerek, yanılarak bilgiye erişir. Somut deneyimiyle bilgiye erişir. Ama o deneyimin henüz var etmediği ama var etme potansiyelini gördüğü imkan ve ihtimalleri gözeterek ve onları geliştirmek üzere eyleyerek de bir şey yapar. Gerçekliği değiştirir, kendini değiştirir ve bilgiyi değiştirir. Bu tekrar şeye dönecek olursak, yani kendi bu, yani benim blogla ilgilenmeme yol açan itkilerle blogun macerasını, fikri macerasını tekrar birlikte düşünecek olursak. Şimdi mesela yine C'ye dönecek olursak, yani işte sağcılar, işte İslamcılar, yani işte dinciler, faşistler, her nevi sağcılarla sol arasındaki farkı şöyle düşünmeye yatkınız genellikle. Yani sadece biz değil, genel olarak böyledir. Yani sol akıldır, akli olanı söyler, rasyonel, akli. Sağ duygularla oynar. Ve solun hep yapmaya çalıştığı ya da yapması gereken olarak düşünülen şey, duygusal olanı, işte duygulara, akli olmayana reddetmek ve sözü akli olana çekmektir. Şimdi tabii bu başlı başına kötü ve yanlış bir şey değil. Ama işte Bloch şunu söylüyor. Yani sol ya da yani bizim yapmamız gereken diyor. Fanteziler, hayaller, dünyasını boş bırakmamak. Yani orayı sağın alanı, irrasyonel düşüncenin alanı olarak terk etmemek. Orada da aslında bizim müdahale etmemiz gereken, bizim malzeme olarak değerlendireceğimiz bir şeyler döndüğünü bilmemiz gerekir diyor. Yani insanlar fantezileriyle, hayalleriyle, işte düşleriyle de aslında düşünürler. Bunlar tamamen mantıksız, akıl dışı, çağ dışı bir mama tabakası gibi bırakılacak, terk edilecek bir kaynak değildir demeye getiriyor. Onun ütopyayı düşünürken de, işte umudu düşünürken de, işte bu düşler ve sezgileri düşünürken de geçmişle bugün ve gelecek arasında bir tür devamlılık kuruyor. Ona göre insanların bugünkü, mesela buradan din bahsine geçelim. İnsanların bugün tepkilerini yönlendiren, kızgınlıklarını yönlendiren, özlemlerini, arzularını yönlendiren işte masallar, meseller, mitler, simgeler, bunların büyük çoğunluğu değişerek de olsa çok eski tarihlerden gelen şeyler. Kadim mitler, arketipler. Bu arada arketip diyorum ama arketip Jung'un kavramıdır ve Bloch Jung'tan nefret eder. Çünkü onun çok muhafazakar,
kalıplaşmış bir arketip kavramı kurduğunu düşünür. Oysa ona göre bütün bu tarihsel malzeme hep üzerinde oynanabilir, başka türlü anlamlandırılabilir. Hep bir devrimci yanı, bir muhafazakar yanı olan şeylerdir. Oysa Jung bunları böyle kalıplayıp bir donduran bir bakışa sahiptir. İşte bu malzemede de dinin mutlaka hesaba katılması gerektiğini düşünür Bloch. Çünkü bütün bunlarda kadim dinlerin, çok tanrılı ve tek tanrılı insanlığın gördüğü bütün dinlerin damgası vardır sonuçta. Ve dinsel geleneğe bakarken, dinsel dile ve imgelere ve metinlere bakarken hep bu ikili bakışı gözeterek bakar. Zaten umut ilkesinin önemli bir kısmı buna ayrılmıştır. Yani din çok yer kaplar orada. Hem yani dinde bir yandan muhafazakar, insanı donduran ve müdahale edemeyeceği bir kadere esir eden bir damar vardır. Bir de onu